Rehbedim, sevinin başlar yüksekte, ölsek de sevinin, eve dönsek de. Sanma bu tekerlek kalır tümsekte, yarın elbet bizim, elbet bizimdir. Gün doğmuş, gün batmış, ebed bizimdir. Sayın Bakanım, ilçe başkanım, AK Parti teşkilatlarımız, kadın kolları ve gençlik kollarımız, cennet mekan Yıldırım Beyazıt Han'ın emaneti olan Şeyhülümran Kara Aslan Abdurrahim Tırsı Hazretleri'nin diyarı, Ahi kenti Mudurnumuzun güzel insanları, AK Parti'mize gönül veren dava dostları, hepinizi saygı, sevgi ve en kalbi duygularımla selamlıyorum. ...15 yıldır İl Genel Meclisi'nde edindiğim bilgi, tecrübe ve birikimim ile Mudurnumuzu daha ileriye taşımak için buradayım. Hizmeti kendine şiar edinmiş bir partinin mensubu olarak sırtımızı her yükün altına koyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Onlar konuşur, AK Parti'yi yapar! Onlar konuşur, AK Parti'yi yapar! Onlar konuşur, AK Parti'yi yapar! İlçemizi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bizlere örnek olan belediyecilik anlayışıyla buluşturacağız. Biliyorsunuz, çarşamba günü Cumhurbaşkanımız Bolu'daydı. Kendilerini Mudurnumuza davet ettim. Belediye başkanı seçildiğimiz takdirde projelerimize destek sözü aldım. Siz hemşerilerime Cumhurbaşkanımızın selamı var. Yalnızca Mudurnu Hastanemizin yapımı, Bolu'ya yapacağımız 9 sağlık tesisimizin de plan, proje ve ihalesi devam ediyor. Bolu'ya değerli kardeşlerim, şehir hastanesi standartlarında 400 yataklı bir genel hastane, bir de 250 yataklı fizik tedavi ve rehabilitasyon hastanesi yapıyoruz. Mudurnu Dokurcun ayrımı, Göynük yolu ve Göynük çevre yolunu, Bolu Seven ayrımı, Kıbrısçık yolunu abi, bu sene hizmete açıyoruz. Çatakören Köprüsü'yle Çaydurt ve Çatakören Köprüsü bağlantı yollarını, Anadolu Otoyolu Gerede Kavşağı arasındaki çalışmaları bu yıl onları da tamamlıyoruz. Bolu Güney Çevre Yolu, onları bırak çalışsın, yürüsünler. Mudurnu Yolu, Nallıhan Mudurnu ayrımı, Seven Bolu Kıbrısçık ayrımı seneye o da bitiyor. Ya partilerin ya. Nallıhan Taşkesi Yolu ve Nallıhan Dokurcun yolundaki çalışmaları ve Kızılcahamam Gerede yolundaki çalışmaları da seneye tamamlıyoruz. 155 bin dekar araziyi sulayacak Tekke Barajı'nın inşaatı devam ediyor. Var Kemal. Onu da öğrenmek isteyebilirsin. Bir gel gez burada. Ayrıca Cumhurbaşkanımız 31 Mart seçimlerinin sadece belediye seçimleri değil bir beka meselesi olduğunu ve yerel yönetimiyle hükümetin aynı ufka bakmasının da çok önemli olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanımıza söz verdik. Bu yolda bizi yalnız bırakmayın değerli hemşerilerim. Sen, ben değil, biz kültürüyle hep birlikte Mudurnumuz için yürüyeceğiz. Mudurnu'ya güzel hizmetler yapacağız. Mudurnu 10 yılda çok şey kaybetti. Zararın neresinden dönülürse kârdır. Geçmişten çok ders aldık. Geleceğe emin ve hızlı adımlar atmak için tecrübe ve birikimlerimi Mudurnu için harcamak istiyorum.
hizmet budur için gelecek. Çocuğun için vefa. Teşekkürler gençler. Mudurlu ilçemiz bugüne kadar hac edip de kavuşamadığı her türlü hizmeti ve çalışmayı üreten belediyecilik anlayışıyla görecek ve yaşayacaktır. Bizim beklentimiz siz değerli hemşerilerimizin iyi düşünüp doğru karar vermesidir. Bugüne kadar yapılmayanları değerlendirilmesi, eksikleri görmezden gelmemesi, oy verirken bunları dikkate alarak karar vermeniz. Hemşerilerim, biz hizmet sevdalısıyız. Kapılarımız ardına kadar halkımıza açık olacaktır. Mudurlu'nun adından söz ettirecek muhteşem projelerimiz hazır. Mudurlu'da hizmet bizimle başlayacak. Gelecek nesillere daha temiz, daha iyi bir çevre bırakmak için projelerimizi sizlerle paylaşmak istiyorum. İlçemizin en büyük sorunları